Beni. Şimdi hazır saha verileri de Hilmi Bey tarafından sunulmuşken aslında potansiyelini çok net bir şekilde ortaya koydu. Yani Türkiye'nin sosyolojik sosyolojisine bakıldığında, partiler arasındaki geçişlilik, oy geçişliliklerine bakıldığında bu ittifakın %60'a dayanan bir potansiyelinin olduğu çok net. Dolayısıyla saha çalışmaları da bunu gösteriyor. Daha örneğin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini düşünün. Daha düşük oranlarda başlayıp seçim çalışmalarıyla birlikte evet oyunun daha fazla çıkmasına yol açacak şekilde bir süreçten geçirmişti. Daha elbette ki ittifaklarıyla, yeni sistemin getirilerinin tartışılmasıyla vesaire bir seçim atmosferine doğru giriliyor ama yine de seçim takvimi açıklanmış değil. Liderler miting alanlarına inmiş değil. Dolayısıyla bu şimdi %50 gösteren, %54 gösteren rakamlar daha da arttırılabilme potansiyeline sahip. Tabii burada bu yeni sistem iki partili bir yapıyı öngörmese de Türkiye özelinde aslında iki bloklu siyaseti öngörüyor. Ve biz bunun yansımalarını yavaş yavaş görmeye başladık aslında. Belki sadece AK Parti ve CHP değil. Çünkü hatırlarsanız referandum öncesinde de bunlar tartışılıyordu. Yani AK Parti ile MHP'nin bu yakınlaşması MHP'yi acaba yutar mı gibi bir takım tartışmalar vardı. Burada görüyoruz ki aslında MHP kurumsal kimliğini koruyor. Veya ittifakın diğer tarafına baktığımızda HDP kurumsal kimliğini koruyor. Büyük partinin Aslında içerisinde sabah yok da burada olmuyor. yayın yaparken yine konuklarımızla konuşurken onlar da şöyle bir tespitte bunu aslında MHP daha da güçlendi Evet, yani dediler. dolayısıyla aslında iki partili değil ama iki bloklu bir siyasi de doğru Türkiye kayıyor. Ha bunun lokomotifini bir evet ittifakı veya işte Cumhurbaşkanlığı ittifakı itibariyle belki biraz daha AK Parti, iktidar partisi olmasının da verdiği kazanımla AK Parti yönlendiriyor. Diğer tarafta da ana muhalefet partisi olması sebebiyle CHP bu karşı tarafın, Cumhur İttifakı'nın karşısına yer alan tarafın lokomotif rolünü üstlenmiş oluyor. Ama şunu da hemen belirtmemiz lazım. Bu süreç içerisinde MHP'nin belirleyiciliğini de Devlet Bahçeli'nin oynadığı rolünü de biraz altını çizmemiz lazım ki aslında mutabakat metnine bakıldığında da devlet niye sürpriz yok diyoruz? Çünkü bugüne kadar yapılan açıklamaların aslında yasal çerçeveye girdiğini görüyoruz. Evet. Yani biz adının Cumhurbaşkanı İttifakı olabileceğini daha önceden konuşmaya başlamıştık. İşte yerel seçimlerde 18 yaş meselesini konuşmaya başlamıştık. Dolayısıyla bunlar konuşuluyordu ve bu konuşma süreçlerinde, tartışılma süreçlerinde Devlet Bahçeli'nin de oynadığı önemli bir rol vardı. Dolayısıyla iki bloklu siyaset var. Bu siyaset çerçevesinde seçmen davranışlarına baktığımızda elbette ki burada HDP'nin içerisindeki muhafazakar olarak nitelendirilen kesimin oy davranışının nasıl şekillendirileceği ve şekilleneceği, MHP içerisinde daha seküler MHP olarak MHP'li olarak nitelendirilen, daha şehirli MHP'li olarak nitelendirilen kesimin bu ittifaka nasıl, Cumhur İttifakı'na nasıl tepki vereceği, karşı taraftaki oluşum itibariyle baktığınızda işte bir HDP ile yakınlaşmanın CHP içerisindeki kendini ulusalcı olarak tanımlayan kesimde nasıl bir etki yaratacağı, o kesimin örneğin İyi Parti'ye geçip geçmeyeceği gibi tartışmalar zaman içerisinde veya oy davranışları zaman içerisinde kendini gösterecek. Ama bu Cumhur İttifakı tüm bu geçişliliklere gebe. O yüzden de zaten tarihi bir ana tanıklık.